üzerimde büyük bir miskinlik vardı. Telefonu açmak hiç de içimden gelmiyordu. Ama 6. çalışında yalnızlık kadar değildir diye düşündüm. Eski bir alo arkadaş dedi, böyle derdi. Telefonu açtım. İyi mi yaptım bilmiyorum. Alo? Alo, Erdal, çok zor durumdayım. Sürekli tehdit ediliyorum. Bana ancak sen yardım edebilirsin, eski günlerdeki gibi. Tamam, önce bana olayı anlatın lütfen. O gün tam ekonomiyi düzeltiyordum ki telefon çaldı. Tırat tırat tırat. Ay durun, daha bir şey anlatmadım ki. İlk önce kimi sorgulayacağımı biliyordum. Tabii ki muhalefet lideri. 3 gün önce Tansu Çiller'e tehdit telefonu geldi. 13.30 sularında neredeydiniz ha? Berna'yla pikniğe gitmiştik. Kaçkar Dağları'na. Evet, o halde tehdit telefonunu siz açmış olamazsınız. Yo, hayır, açmış olabilirim. Yanımda cep telefonum vardı. Tansu Hanım'ı tehdit edebilirdim. Hatta bulsam bir kaşık suda bile boğabilirdim. Hala da boğabilirim. O bana hasta dedi ya, hasta dedi. Hayır, Mesut olamazdı. Tansu Hanım'dan bu kadar nefret eden biri onu tehdit etmekle yetinmez. Bizzat bu an koltuğundan ederdi. Muhalefet tehdit etmediğine göre aklıma gelen ikinci isim koalisyon ortağı olmuştu. Murat, 3 gün önce 13.30 sularında neredeydin? Telefon başındaydım tabii ki. Tabii ya, haklıymışım. Tansu Çiller'i telefonla tehdit eden de sendin değil mi? Ha? Hayır. Ben tehdit için sürekli arıyordum ama düşüremedim. Sürekli meşgul çalıyordu. Yani bana sıra gelmedi tehdit için, anlayacağım. Evet, bir ihtimal daha vardı. O da Refah mı dersin? Görünüşe bakılırsa Çiller'i siz tehdit ettiniz. Bakınız, yanlış anladınız. Ben Sayın Çiller'in fotoğrafını asmaya çalışıyorum. O yüzden ona saygımdan, yani hem ben layıkım, biliyor musunuz ya? Size pek inanmıyorum. Telefonunuzu görebilir miyim? İnceleyeceğim. Lütfen. Ne telefonu? Ben öyle batı taklitçisi aletler kullanmam. Tehditlerimi güvercinle yaparım ben. Evet. Alo, Tansu Hanım, yeni ipuçları elde ettim. Size gelen tehdit telefonla mıydı yoksa güvercinle miydi? Ay, neler diyorsunuz Erdal Bey? Sizi tehdit edeni bulmaya çalışıyorum. Benden yardım istemiştiniz ya. Aman Erdal, ben senden beni tehdit edeni bul diye yardım istemedim ki. Zaten sokağa çıksan gördüğün 10 kişiden 9'unda beni tehdit etmek için bir sürü sebep bulursun. Ben senden ekonominin durumunu çözmek için bana yardım ediver dedim. Hani eski günlerdeki gibi.